hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz dedi. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz dedi. Sen de bunu köşene taşıdın. Ne dersin? İnişe şahitlik edecek miyiz? Yani bunun nasıl olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Yani şimdi enflasyonun inmesi için enflasyon indirici politikaların uygulanması lazım. Yani önlem olması lazım. Karşımızda önlemleri görüyor olmamız lazım. Ama enflasyonla mücadelede şu an somut hangi politika uygulanıyor diye baktığımızda zincir marketlere açılan birkaç soruşturma dışında açıkçası bir şey görmüyoruz. Yani şimdi başka ülkelere bakalım. Bütün dünyada şu an bir enflasyon problemi var. Tabii hiçbir yerde Türkiye'deki kadar yüksek değil. Bir iki istisnayı dışarıda bırakacak olursak. Ama diğer ülkeler ne yapıyor enflasyonla mücadele için? Yani bir kere kamu maliyesinde biraz kemer sıkmak lazım. Yani kamu harcamalarının azaltılması lazım. İki ve daha önemlisi parasal politikalar. Parasal politikalar dediğimiz şey de yani bir tarafta politika faizinin yükseltilmesi, diğer tarafta ise bu arada para arzının azaltılması. Şimdi yani başka ülkeler bunu yapıyor. Öyle değil mi? Hani bugün mesela Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Birazdan oradan bir yüksek oranlı bir faiz artırımı gelecek. Amerikan Merkez Bankası faiz artırımı yapıyor. Diğer işte Brezilya, yani Türkiye'de aynı klasmanda yer alan ülkelerin merkez bankaları faiz artırımları yapıyorlar. Ama Türkiye faiz indirimi yaptı ve yapacak. Çünkü Cumhurbaşkanı ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimlerini göreceğiz dedi. Şimdi bir kere enflasyonla mücadele konusunda o tarafta bir şey yok. Para arzına gelecek olursak Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni açıkladı. Bir yeni kredi garanti fonu paketi hazırlanıyor. Ne demek bu? Yani normalde kredi alamayacak durumdaki şirketlerin de kredi almasını sağlayacak. Genellikle iktidarın seçim öncesinde uygulamaya soktuğu, mesela 2017 başkanlık referandum öncesinde de dev bir paket açtığı KGF, yani kredi garanti fonu paketini yeniden açacak. Çünkü seçimler yaklaştı ama kredi garanti fonu paketi, yani kredi paketi ne demek? Kredi genişlemesine, kredi genişlemesi ne demek? Piyasadaki paranın artması demek. Yani para arzında artış demek. Bütün kitaplarda da yazıyor ki bir ülkede para arzı artarsa enflasyon artar. Bir ülkede politika faizleri arttırılmazsa enflasyonla mücadele için yine enflasyon artar. Şimdi ben açıkçası bakıyorum, hani nasıl düşecek acaba enflasyon? Yani şimdi enflasyonla mücadele için bizim bildiğimiz türden hiçbir önlem yok. Evet. Bu yani önlemlerin alınacağına dair herhangi bir işaret de yok. O zaman nasıl düşecek? Ha, burada bir sihirbazlık mı olacak? Yani hani şapkadan tavşan mı çıkarılacak da nasıl çıkarılacak? Yani hani ekonomide böyle şeyler olmaz ki, yani şeyde olur da sihirbazlık gösterilerinde ekonomide %80 TÜİK'in enflasyonu, yani resmi enflasyonu %80. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu %100. Üretici fiyatlarındaki artış oranı %140'ın üzerinde, yani gerçek enflasyon %100'ün üzerlerinde bir yerde ama %80'i dikkate alsak dahi %30'lara 20'lere, Cumhurbaşkanı dediği gibi %20'lere 30'lara indirmek için bir mucize olması gerekiyor. Evet, yani bir virgül koyalım. Siz ekonomi yazarları hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz. Üzümü niye, bağını sorma değil mi? Niye? Nasıl yapacaksın deyip. Bir Gün Gazetesi bugün aslında senin o parça parça açıkladığın seçim paketleri diyoruz değil mi? Yani paketleri seçim paketi olarak başlığa taşımış, sandık yatırımı olarak iktidardan seçim endeksli rüşvet gibi paketler geliyor demişsin. Bunların siyaseten bir karşılığı olur mu? Bence olmaz. Yani birkaç nedenden dolayı olmaz. Yurttaş önce cebine bakacak. Yani çok somut o anda cebinde bunun yansıması gerekiyor. Evinde sofrasına yansıması gerekiyor. İş olarak yansıması gerekiyor. Hı hı. Belki Barış biraz daha açar ama kısa vadede Türkiye'de öyle para bassan da kredi versen de yurttaşın hanesine girebilecek öyle bir rahatlama mümkün değil. Yani hem enflasyonu indiremez zaten, orada başka bir de çelişki var. Bir hafta önce açıklanan orta vadeli, birkaç gün önce açıklanan orta vadeli programda bile %20'den bahsetmiyor. Yani Erdoğan onu başka bir yerden herhalde düşünmüş, yapmış. Öyle kısa vadede bir sonuç alamayacağı için çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum. Yani oy tercihine vesaire, ama başka da şansı yok. Daha önce denedi, yine Barış'a anlattı. Hani birkaç seçim öncesi benzer
hamleler yaptı ve oradan sonuç aldığını gördü. En azından öyle düşündü. Ama onlar biraz daha farklı bir konjonktürdü. Bu kadar uzun, derin bir kriz içinde değildik. Artık buna kriz bile denmez. Ciddi bir ekonomik buhran yaşanıyor. Uzun süredir bunu yaşıyor yurttaş. Çok kısa sürede de çözülebilecek gibi de durmuyor. O yüzden bu tür hamleler çok sonuç vermeyecek. Yani EYT, kredi dağıtma vesaire. Ama bir şekilde piyasanın, çarkın dönmesini sağlayacak herhalde. Evet. Barış, aslında sadece bunlar değil. Mesela NTV'nin haberinde vardı bugün. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dün bir araya gelmiş ve yeni sosyal yardım paketi geliyormuş. Yani seçime doğru kesenin ağzı epey açılacak gibi görünüyor ama kesede para var mı? Şimdi aslında biraz var. Çünkü bütçede yıl sonu hedefi OVP'de orta vadeli programda 461 milyar liralık bir açık öngörülmüş. Yani harcamalar gelirlerden bu kadar daha fazla olacak. Şimdi fakat yılın ilk 7 ayında yaklaşık 30 milyar liralık bir fazla var bütçede. Çünkü vergi gelirlerinde bir artış oldu yılın ilk aylarında. Şimdi bu şu demek, önümüzdeki 4-5 ayda kamunun elinde, yani devletin, iktidarın elinde bütçe tarafında harcayacak bir kaynak var demek. Yani işte sosyal yardım şeyi, bu biraz önce senin belirttiğin paket, onun parçalarından biri gibi geliyor bana. Onun yanında işte EYT'ler var. Diğer yandan kur korumalı mevduat kapsamında yapılacak ciddi ödemeler var. Bir takım vergi indirimleri, vergi kesintilerini, önümüzdeki dönemde bir takım sübvansiyonları, yani hepsi bunların tabii ki seçime yönelik olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Bütçe tarafında bunun kaynağı var gibi gözüküyor İpek ve ciddi bir borçlanma da yaptı hükümet yılın ilk aylarında, kamu borcunda. Geçtiğimiz yıllara göre çok ciddi bir artış yaşandı ve bu borcun neden böyle bir iş borca yüklenildiği konusu da tartışmalı zaten. Büyük olasılıkla orada da seçime yönelik bazı hedefler, hesaplar var. Şimdi sonbahara girdik, artık önümüzdeki aylardan başlayarak seçime doğru giderek hızlanan bir şekilde ben açıkçası çok ciddi bir seçim ekonomisiyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Zaten Yaşar'ın da dediği gibi bundan önceki seçimlerden de biliyoruz. Yani bir anlamda ben buna algoritması diyorum. AKP'nin seçim algoritması hep böyle yapıyor. Kredi paketleri geliyor. Orada esnafı biraz hedefliyor. Çünkü esnaf AKP'nin kendi klasik seçmen tabanı. Normalde kredi alamayacak durumdaki, yani kefalet olmaksızın kredi alamayacak esnafa ciddi kredi paketleri açılıyor. Diğer yandan harcamalar arttırılıyor. Bir takım işte daha önce de olduğu kesintiler, vergi kesintileriyle yine yüz yüze kalabiliyoruz. Şimdi oyları çok bıçak sırtında, yani bıçak sırtı ne kelime aslında, hani fena halde eridiği için iktidar partisinin bu tip yani yapabileceği elinde olan bütün imkanları ben kullanacağını düşünüyorum. Yani büyük mesela bir harcama. Çoğunlukla hani vergi, genel affı Yaşar'a soracağım ama vergi affıydı, işte 2B arazilerle ilgili aftı. Evet. Bunlar da çok başvurulan şeylerdir de ya. Bunlara da sıra gelecek midir sence? Mecliste birlikte gelebilir. Gelebilir. Bunun yanında tabii ki gelebilir. Ya bundan önceki seçimlere baktığımızda genellikle mesela konut kredilerini de, yani konut piyasasını canlandırmak için de konut tarafında bir kredi faizi indirimi yaptıklarını da görüyoruz. Her ne kadar bu sefer bir problem var. Çünkü kiralarda çok büyük artışlar var ve bir barınma problemi var Türkiye'de. O nedenle konut kredilerinin faizinde, yani kamu bankaları eliyle geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları gibi yeniden bir indirim, yani %1'in altına çekseler, böyle bir rivayet de var şu anda. Böyle hem bir rivayet var hem bir beklenti oluştu piyasada. Konut kredisi faizinin %1'in altına çekileceği şeklinde, ama bu tabii ki konut fiyatlarında, kiralarda büyük bir artışa neden olur ve barınma krizini daha da derinleştirir. Bununla birlikte bu İktidar partisinin bildiği yöntem olduğu için bununla dahi ben seçime kısa süre kala, yani az kala, bununla dahi karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani inşaat sektörü biliyorsun Türkiye'de en çok alt sektörü etkileyen sektör. Onu canlandırmak için buna dahi gidebileceklerini düşünüyorum. Diğer yandan hani başka bir takım sektörler, yine büyük sektörler, yani çok sayıda insan istihdam eden ve toplamda büyük hacmi oluşturan sektörleri hareketlendirmek için de
önlemler alınacağını düşünüyorum. Yani bütün silahındaki bütün elinde ne varsa bence onlar da farkında mutlaka, iktidar partisi de oylarındaki müthiş büyük erimenin ve ellerindeki bütün imkanları kullanacağını düşünüyorum. Ama tabii unutmayalım ki bu Türkiye'de enflasyon daha da artıracak. Yani çünkü yani ekonomiyi hormonlu bir şekilde canlandırmak, ekonomik aktif, yani ticari hayatı böyle hormonlu bir şekilde kredilerle, vergi teşvikleriyle, paketlerle hormonlu bir şekilde canlandırmak demek, enflasyonun artması demek. Yani zaten enflasyon şu anda %80'de. Hani biraz önceki soruya dönecek olursak, Sayın Cumhurbaşkanı %20'ye indirmekten bahsediyor ama seçim yılında, yani hani bundan önce Türkiye tarihinde, yani bir düşünelim, Türkiye tarihinde hangi seçim var ki seçim ekonomisi uygulanmamış ve seçim ekonomisi uygulandığı için de enflasyonda bir artış görülmemiş. Hele ki şimdi iktidar partisi iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya, seçim ekonomisine önümüzdeki dönemde mutlaka başvuracak ve bu da söylediklerinin aksine enflasyonda bir düşüş değil, tam tersine yeniden bir daha da yüksek oranlı artışlar yaşanmasına neden olacak yeni yılın yeni yıla girdikten sonra, yani seçim yaklaştıkça diye düşünüyorum. Enerjiyi soracağım Barış, ayrılma lütfen. Bu arada meclis açılınca dedin bunlar için. Genel hafta çok konuşulan bir mesele. Reddetti Bahçeli. Biz gene laf konuşmadık dedi. Seninle birlikteydik galiba yine burada değil mi? Alaaddin Çakıcı'nın kendisini ziyaretini konuşmuştuk. Bir gene lafta çıkar mı sence? Çıkar. Yani o aslında...